Başarıya Doğru programından sonra Sait Hoca'yı hiçbir yere göndermedik ve üniversite medya başladı. Işık Üniversitesi'nden değerli bir konuğumuz var. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Sabri Arık bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Aslında bugün biraz üniversiteden bahsedeceğiz ama sizin de kendi alanınız elektronik mühendisliği. Ya. Ve yani siz biraz bu konuda tevazu gösteriyorsunuz. Dünyaca ünlü çalışmalarınız var, başarılarınız var. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Çünkü işini tutkuyla yapan insanlara en çok ihtiyacımız olan dönemdeyiz. Arkadaşlar da meslek seçimini yapacaklar. Demek ki siz isabetli bir bölüm seçtiniz ki bu başarılar bir ardına geliyor. Buyurunuz. Görkem Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisi bölümü mezunuyum. Kısa bir iki şey söylemek istiyorum. 2002 yılında Türkiye Bilimler Akademisi ödülünü aldım. Seçkin Genç Bilimci ödülünü. 2005 yılında TÜBİTAK ödülünü aldım. Geçen ayda bir ekonomi dergisi olan Platin'in yayınlamış olduğu dünyadaki en başarılı 100 Türk bilim adamı listesi yayınlandı. Yine o listede yer aldım. Ayrıca yine geçen hafta Thomson Reuters diye bir kuruluş var. Bütün dünyadaki bilimsel dergilerin, yayınların ve atıfların derlenip toparlandığı ve daha sonra rapor olarak yayınlandığı bir kurumdur bu. Bu kurum her yıl 21 alanda dünyanın en yüksek atı falan öğretim üyelerini yayınlarlar. Mühendislik bilimleri alanında da ben zannediyorum 150 kişi vardı. O 150 kişi arasına girdim. Tebrik ediyoruz. Bu da önemli bir kriter çünkü Şangay Üniversitesi dünya üniversitede sıralamalarını belirlerken bu kriteri de kullanıyor. Bunu kısaca size böylece özetlemiş olayım. Peki yani. Biraz şimdi fakülteden bahsedelim. Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı yapıyorsunuz Işık Üniversitesi'nde. Zaman zaman biz konuşuyoruz Sait Hocam'la da programda da dile getirdik. İşte hani içerisinde yer alan bölümlerde formasyon kalkıyor mu kalkmıyor mu, o eğitim olmalı mı? Önceden zorunluydu bir üniversite kurulurken Fen Edebiyat Fakültesi olsun, sonra bu zorunluluk kalktı falan. Derken yani şimdi bölümlere bakıyoruz. Bizim Işık Üniversitesi'nde gördüğümüz hem Türkçe hem İngilizce olmak üzere çeşitli farklılıklar yapıyorsunuz programlarda. Evet. Biraz bahsedelim. Yani benim dikkatimi çeken psikoloji bölümü mesela. Türkçe, İngilizce ikiye ayrılan program var. Fen Edebiyat Fakültesi'nin genel verdiği eğitimden ve programlardan kısaca bahsedelim. Kısaca özetleyeyim isterseniz. Aynen. Aslında bizim fakültemizin şu andaki durumu. Şu anda 5 aktif programımız var aslında. Psikoloji bölümüne bağlı psikoloji İngilizce ve psikoloji Türkçe programlarımız var. Türkçe programa geçen yıl geçiş yaptık biz psikolojide. Bunun da nedeni şuydu, daha önce de zaman zaman ifade ediyorum, yani ana dilde de eğitim önemli aslında. Yani ana dilde eğitim talep eden öğrencilere de bu talebi karşılayacak şekilde bu olanakları sunmanız gerekiyor. Dolayısıyla psikoloji bölümümüz psikoloji İngilizce ve psikoloji Türkçe programıyla şu anda devam ediyor. Bunun dışında yine yönetim bilişim sistemleri programımız vardı. Onun sadece İngilizce programı vardı. Bu yıl onu Türkçesini açtık ve yönetim bilişim sistemleri programı bu yıl ilk defa Türkçe programına öğrenci alarak eğitimde devam edecek. İnsan ve toplum bilimleri bölümü var. İlave olarak evet 5. aktif programımızda insan ve toplum bilimleri. Geçtiğimiz günlerde insan ve toplum bilimleri bölümünü konuştuk aslında. Farklı disiplinleri bir araya getiren bir yapısı olduğundan bahsettik. Ersan hocamız katılmıştı programa. Evet, bölüm şimdi biraz olarak. Bize yönetim bilişim sistemi programı hakkında bilgi verir misiniz? Hem Türkçesi var hem İngilizcesi, hem İngilizcesi var diyorsunuz. Evet. Çalışma alanlarından da biraz bahsederek. Yönetim bilişim sistemleri şu anda çok az üniversitede olan bir program aslında ve ciddi de bir talep var şu anda bu programa karşı. Bu İngilizce MIS, Management Information Systems'ın aslında Türkçe'deki karşılığı, bunu da söyleyelim. Belki öğrenciler merak edebilirler bunun İngilizce karşılığı olabilir diye. Bu programın amacı daha çok farklı disiplinlerden aslında bir miktar mühendislik eğitimi, bir miktar işletme, iktisat eğitimi, bir miktar yönetim bilimleriyle ilgili dersleri bir araya getirerek biraz teknolojinin olanaklarını kullanarak aslında yönetici adayları yetiştirmek. Kaldı ki zaten artık günümüzde teknoloji bilmeden yönetici olmak gerçekten çok zor. Yani teknoloji çok hızlı gelişiyor, çok hızlı değişiyor. Bu sadece sistemlerin üretiminde değil, yönetiminde de kendini hissettirmeye başlıyor. Doğru. Yani bu programın amacı da kesinlikle birazcık teknolojiyi çok iyi bilen yönetici adaylar yetiştirmek. O zaman iş alanları ağırlıklı olarak teknolojinin olduğu her yerde, her yerde var. Evet. Yani çok da talep var aslında bu programa şu anda. Evet, biraz psikoloji bölümü hakkında da hem Türkçe hem İngilizce dedik ama eğitimin de biraz bahsedelim farklılığını. Çok sayıda da çünkü psikoloji bölümü var. Bu gidişle önümüzdeki yıllarda fazlasıyla psikologlar olacak Türkiye'de. Ya bütün psikoloji, bütün üniversitelerin söylemek gerekirse neredeyse full çekiyor şu anda. Evet. Sait Bey'le de biz daha önce bu konuyu konuşmuştuk. Aynen öyle. Ne olacak acaba bundan sonra? Full çekiyor. Türkçe'yi açtık. Geçen yıl hem İngilizcesi hem Türkçesi gerçekten full çekti. Muhtemelen bu yıl da full çekecektir. Yani ama şu var.
buraya bir talep olduğuna göre bunun bir nedeni de var ama yani sonuçta. Psikoloji bölümüne gelen, programlarına gelen öğrenciler mezun olduktan sonra çok rahat iş bulabileceklerini ve hayatlarını devam ettirebileceklerini düşünüyorlar. Çünkü bir mesleği sadece üniversite okumak için seçmiyorsunuz sonuçta. Üniversitede mezun olduktan sonra o mesleği hayatınıza devam ettirip kendinize gelecek hazırlamaya çalışıyorsunuz. Psikoloji şu anda trendi yükselen ve bu anlamda da öğrencilere, daha doğrusu tercih yapacak olan, artık öğrenci demeyelim, üniversite öğrencisi olacaklar belki bunlar. Onlara umut veren bir program ve şu anda ciddi bir talep var. Bizim de iyi bir kadromuz var, onu söyleyeyim. Gerçekten evet. Genç, dinamik, çoğunlukla yurt dışında doktorlarını tamamlamış arkadaşlar. Biz de okuyan öğrenciler de gayet memnun. Biz de iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Ya en azından biz kendimiz iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Şile'de bu arada, Fen Edebiyat Fakültesi, Teşik Üniversitesi'nin ana kampüsü olan Şile'de yer alıyor. Bu noktada sormak istediğiniz bir soru var mı hocam? Başka konuya geçeceğim. Ben Sayın Dekan'a bir şey soracağım. Tabii çok başarılı bir bilim adamı. Öncelikle sizi kutluyoruz. Bu üniversiteniz için de büyük bir artı. Türk bilim dünyası için de bir artı. Üniversiteyi kazanan bir öğrenci üniversiteye geldi ve mezun olacak. Mezun olana kadar neler yapmalı ki hayata atıldığında, ya da üniversiteden nasıl yararlanmalı ki hayata atıldığında artılar alsın? Kısacası ışık olarak da siz neler veriyorsunuz? Bir defa öğrenciler üniversiteye gelirken ilk hedefleri şu olmalı. Tabii ki bir hedefle geliyorlar, bir program seçiyorlar ve oraya geliyorlar. Şimdi bir defa tek hedefleri, bir defa orayı başarılı bir şekilde bitirmeleri gerekir. Üniversitenin onlara bir eğitim aldırma anlamında sunmuş olduğu olanaklar varsa bu olanakları sonuna kadar değerlendirmeli. Şimdi zaman zaman olabilir, gençsiniz ama yani şunu unutmayın. Bir iki yılınızı boşa harcadığınız zaman üniversitede, zamanınızı yanlış değerlendirdiğiniz zaman artık geriye dönüşü olmayan bir olaydır. Üniversiteye bir sefer girdiniz mi orayı doğru düzgün bitireceksiniz. Şimdi siz ışık olarak ne olanaklar sağlıyorsunuz? Bizim şimdi yani bir defa kampüs üniversitesiyiz. Kesinlikle çok iyi bir kampüsümüz var. Siz de geldiniz, gezdiniz, gördünüz. Bir defa çok iyi bir kütüphanemiz var. Öğrencilere bence verilebilecek en iyi olanaklardan birisi bu. 24 saat çalışan, öğrencinin bir kitap ihtiyacı olduğunda bir hafta içinde hemen karşılanan, gerçekten gurur duyacağımız bir kütüphanemiz var. Yurt olanaklarımız var sonuçta. Biraz tabii İstanbul'un dışında bir yer olduğu için yaklaşık 1300'e yakın öğrencimiz kalıyor orada. Sosyal olanaklarımız da var. Bunun dışında öğrencinin eğer bizden eğitimle ilgili onlara yapabileceğimiz bir talep olursa biz de her türlü desteği kendilerine zaten veririz. Bunun dışında da her programın zaten kendine has, öğrenciyi iyi eğitim verecek şekilde zaten organize edilmesi gerekiyor. Evet. Biz de elimizden geldiğince bunu iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Onu söyleyeyim. Genel fakülteler uygulama alanlarından bahseder. Mesela Fen Edebiyat'ın uygulama alanı, sektörle yaptığı işbirlikleri nelerdir? Buna belki biraz uluslararası birlikteliklerini, çalışmalarını da ekleyerek yanıtlarsak. Şöyle söyleyebiliriz. Bir defa artık gerçekten çok global bir çağda yaşıyoruz. Eğitim olanaklarını çok farklı alanlarda avantaja dönüştürme şansınız var. Erasmus programı var bugün. Öğrenciler belli dönemlerde yurt dışına giderek farklı üniversitelerde eğitim alarak, ders alarak kredilerini getirip kendi üniversitelerine saydırabilir. Bence öğrenciler bu olanaklardan kesinlikle yararlanmaya çalışsınlar. Bunun dışında tabii ki staj çok önemli. Ya öğrencinin sektörle aslında ilk iletişimi öğrencilik döneminde sektörle kurmuş olduğu staj ilişkilerinden kaynaklanıyor. Bu tür olanaklar da öğrencilerimize sağlıyoruz. Bunun dışında belki de kulüplerin en aktif olduğu üniversitelerden birisi diyebilirim Işık Üniversitesi. Kulüplerimizin zaman zaman sektörden insanları kuruma davet ederek, seminerler verdirerek, değişik alanlarda öğrencilerin ufkunu açacak, sektörle tanıştıracak faaliyetlerimiz de var. Öğrencilere sağladığımız olanaklardan birini daha söyleyeyim müsaade edersiniz. Hatta ikisini söyleyeyim müsaade edersiniz. Birincisi şu, biz yaklaşık 150 öğrencimize her yıl çalışma burslu olarak çalıştırıyoruz. Değişik akademik birimlerde, idari birimlerde özellikle başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimizi çalıştırarak onlara belli bir ücret ödüyoruz. Hem sistemin işine giriyorlar hem de bu öğrencilerimize gerçekten bir destek olmuş oluyor. İkincisi de şu, zannediyorum bu yine sadece Işık Üniversitesi'nde var. Geri ödemeli burs dediğimiz bir burs. Öğrenci geldi, ücretini diyelim ki maddi durumu iyiydi ama bir nedenden dolayı durumu bozuldu, ücretini ödeyemedi. Vakıf öğrenciye daha sonra mezun olduktan sonra ödemek kaydıyla faizsiz bir şekilde ödemek koşuluyla
geri ödemeli. Yeter ki sen eğitimini sürdürmek evet, yani ister. Öğrencinin herhangi bir nedenden dolayı zora girdiği durumda. Ki vakıf üniversitesi seçerken en soru işaretli yerlerden birisidir ya bu. Yani ya bursu kaybedersem ya da aynı şekilde evet, yani gerçekten bu anlamda Fevzi Mektepleri Vakfı'nın öğrenci arasında olanaklar çok. O zaman biraz burslardan yani. Da bahsedelim mi? Farklı burs çeşitlilikleri var kılavuzda şimdi görecekler. Ya aslında şöyle tabii... İnternet sayfasına girip öğrencilerimiz okuyabilir. Çünkü çok gerçekten değişik burs kategorileri var. Onların hepsini evet, burada şimdi özellikle vurgulamak istediğiniz... Mesela bir öğrenci eğer bizim bir programımızı ilk 3 sırada tercih ederse... Hı-hı. ...otomatik olarak %20 burs zaten kazanıyor. Evet. Ha, tercih bursu var. Evet, tercih bursu var. Yani biz ilk şey yazarsanız... Biz öncelik verirse biz onları burs veriyoruz. Peki. Bunun dışında kalan burslar işte birçok kurumun standart olarak sağlamış olduğu... ...kardeş bursu var mesela, başarı bursu var, spor bursu var... Yani buna benzer değişik. Şile halkına evet, bursu var. Evet, Şile'den yakın mesela tercih yapan, gelene. Şile ilçesindeki bir liseden mezun olan bir öğrenci. Işık Lisesi Işık, var, Işık kökenli olanlar. Işık liselerinin tabii bu tür Şişli Terakki Lisesi mesela. Buradan gelen öğrencilere özel burslarımız var. Var. Öğrenciler bunların detayları web sayfamıza şimdi gidiyor. Fen Edebiyat Fakültesi dedi yönetim bilişim sistemlerini anlattık. İnsan ve toplum bilimlerini daha önce konuşmuştuk diye hızlıca geçtik ama evet. Bence şu anda ilk defa bu programı izleyen ve duyan insan ve toplum bilimleri bölümü nasıl bir bölümdür, mezuniyet sonrası nasıl bir çalışma alanı vardır? Bir kısaca bahsedersek iyi olur. Adını söylediniz zaten. İnsan ve toplum bilimleri programı diyoruz zaten. Her şey var. Felsefe var, müzik var, sanat var, teknoloji var. Medya var. Medya var. Gerçekten yani birçok hani çok farklı alanlara ilgi duyduğunu hisseden öğrencilerin seçerek daha sonra kendilerine aslında bir uzmanlık alanı çizebilecekleri bir alan. Bildiğim kadarıyla siz de insan ve toplum bilimleri alanında dersler falan evet. da veriyorsunuz. Evet. Biraz multidisipliner bir alan ama daha çok sosyal alanları hı-hı. içeren. Ama biz birazcık daha ona farklı bir boyut katarak teknoloji ve inovasyon yönünde öne çıkaracak şekilde organize ettiğimiz bir programdır. Gayet de iyi gidiyor şu anda. Hatta öğrenciler biz, tarafından da talep ediliyor. Talep ediliyor. Yani. Daha önceki programlarda şunun altını çizmiştik. Hani kararsız öğrenciler için farklı disiplinler hı-hı. olduğu için daha sonra üstüne yüksek lisansla uzmanlaşıp istediği alana ulaşabilir. Çünkü çok farklı disiplinlerin evet, bir arada evet, bulunduğu evet, bir program. Evet. Başka hocam sorularınız nelerdir? Program ben şöyle devam sormak ediyor. İstiyorum Sayın Dekan'a. Şimdi tabii tercih dönemi var. Gençler evet, bu laf evet, için evet. biraz her üniversitenin sağladığı olanaklara girdik. Ancak evet. bir genç tercih yaparken üniversiteye de bölüm seçerken sizce ne ana başlıklara bakması lazım? Niye? Örneğin ışığı ben niye seçeyim? Yani ne hangi ana başlıklara bakacağım? Ben şu anda sınava girmiş bir öğrenci olmuş olsaydım ve tercih yapacak olsaydım şunu yapardım. Bir defa önce hangi ilde okumak istiyorsanız bence bir defa ondan önce karar vereceksiniz. Bölümden önce evet, il mi? İl. Hangi ilde okumak tamam. istiyorsunuz? İstanbul mu, Ankara mı, İzmir? Tercihinizi yani yapın. Yani neresiyse evet. Evet. Sonra kampüs üniversitesi mi tercih ediyorsunuz yoksa şehrin merkezindeki bir hı-hı. üniversiteyi mi? Yani ben kampüs üniversitesi tercih ederim. Tamam. Bunları da tercih ettikten sonra gerisi artık tabii ki doğal olarak aldığınız puanla orantılı bir yer tercih etmeye geliyor. Yani siz sonuçta hı-hı. her türlü programı tercih edip girmek isteyebilirsiniz ama bir de sonuçta gerçek olan bir şey var. Önünüzde bir puanınız var ve tercihlerinizi puanınıza göre yapmanız gerekiyor. Orada da o puana uygun en doğru tercih yapmanız gerekir. Hı-hı. Yani sonradan pişman olacağınız... Ya ben buraya niye geldim, programa niye girdim demeyeceğiniz bir program tercih ama şunu da altını çizelim. Puan yüksek, bu puan heba olmasın, şunu seçeyim diye yapmasın tercihini değil mi? Önce ne istediğini kesinlikle, bir düşünsün. Kesinlikle tabii yani. Puanın buna alışverişe gitmiş de cepte bu var, buna göre bir bölüm seçeyim gibi davranmayacak. Ya doktor olmayı düşünmüyorsanız şunu söylüyor, diye. Puanıma yazık olmasın, kendisine yazık edecek. Kendine yazık edecek. Puanı bir kere hani o noktada istediği bölümü tabii. alanı seçerken çok göz önünde bulundurmayıp sonra kararını verdikten tabii. sonra puanı ortaya koyup doğru. bununla neler oluyor diye bakmak. Yani mühendis olmayı düşünüyorsanız tıp fakültesi tercih etmeyeceksiniz tabii yani. Bu kadar çok ailesi şey eğer öyle diyorsunuz ama o kadar da kolay değil. Daha bir tabii seminerde ailelerin... karşılaştım. Yan yana gelmişler. Anne diyor ki puanla tıpı tutuyor. Tutturmuş mühendis olacağım diye diyor. Çocuk böyle iki arada bir devede. Bence aileler öğrencilerin tercihlerini çok fazla etkilemesinler. Çok fazla etkiliyorlar ama ne yazık ama ki. Ama bakın zaman zaman oluyor. Öğrenciler ya ailelerin ya da bir başkalarının etkisiyle istemedikleri bir takım programlara giriyorlar ve ondan sonra da gerçekten
okumuyorlar orada. Mutsuz oluyorlar. Mutsuz, yani mutsuz olacakları şeyi tercihlerini yapmasınlar. Ailelere de buradan seslenelim o zaman. Ne olursunuz da biliyoruz onların iyiliğini düşünüyorsunuz ama bir bırakın gönüllerince bir önce ne istiyorlar bir kendileri ona karar versin. O kadar fazla dış ses var ki biz bile şu an biraz kafa karışıklığı yaratıyoruz öyle söyleyeyim. Ben bir iki şey daha ilan etmek istiyorum burada. Şimdi bizim tanıtım günlerimiz başladı. 30 Haziran 18 Temmuz arasında. Zannediyorum 17 Temmuz tercihlerin son günü olacak. Evet. Herhangi bir planda bir değişiklik olmasa. Kadıköy'den, Maslak'tan, Kartal'dan ve Kadıköy'den kampüsümüze servislerimiz var. Öğrencilere de buradan sesleniyorum. Ailelerini de alıp gelsinler, siz orada ikna edin onları. Bizi tercih etmeleri gerekmiyor ama gelsinler, kampüsümüzü görsünler, olanaklarımızı görsünler, Işık Üniversitesi'ni tanısınlar. Görsünler istiyoruz biz. Yani eğer ikna olurlarsa, orayı beğenirlerse, üniversitemizi beğenirlerse o zaman bizi tercih etsinler. Etmeyeceklerse de mutlaka gelsinler. Gerçekten o kampüsü görsünler. Evet, yani akademik kadrosuyla, öğrencisiyle tabii. Hepiniz oradasınız. Zaten öğrencilerden de fikir alabilirler. Bizim zaten bu tanıtım günlerinde hem hocalarımız görevli hem öğrencilerimiz görevli. Geldikleri zaman onları öğrenciler karşılıyor. Evet. En altından öğrencilere soruyorlar zaten. Üniversite nasıl? Önemli olan ama. Bence de çok önemli. Yani öğrencinin vereceği bilgiler. Yine tercih yapacak önce, adaylar için çok önemli. Sait Hocam dedi ki hani adaylara nelere dikkat ederek seçimlerini yapsınlar, ne öneriyorsunuz? Son dakikalar, ben de Fen Edebiyat Fakültesini tercih edecek adaylara neler önerirsiniz diye sorayım. Kendi üniversitemiz açısından konuşacak olursak dedim 5 programımız var şu anda. Psikoloji, İngilizce ve Türkçe, Yönetim Bilişim Sistemleri, İngilizce ve Türkçe, İnsan ve Toplum Bilimleri programımız o var. O da İngilizce. O da İngilizce, evet. Zaten bu 5 programımız hemen hemen full çeken, gerçi yönetim bilişim sistemleri bu yıl açıldı ama muhtemelen o da full çekecektir. İyi bir fakülteyiz, iyi bir kadromuz var. Bunlar da talep edilen programlar. Işık Üniversitesi'ni tercih edeceklerse, bu programlara tercih edeceklerse gelsin öğrenciler. Bekliyoruz. Evet, Işık Üniversitesi haricinde Fen Edebiyat Fakültesini tercih edecek öğrenciler. Hani geleceği var mıdır, yok mudur, neye göre yani ya, onlara seslenmek istersiniz? Ben bir tek şeye bakarım. Ben mezun olduktan sonra o meslekle hayatımı devam ettirebilir miyim? Bu çok önemli bir parametre. Yani bazı bölümler var gerçekten mezun olduktan sonra iş bulma sıkıntısı oluyor. Yani tercihleri puandan çok bence, nereye tutturacağınızdan çok. Mezun olduktan sonra size iyi bir gelecek sağlayabilir mi? Birazcık da Türkiye'nin koşullarını, dünyanın koşullarını. Bugün mühendis olursanız eğer, Türkiye'de de iş bulursunuz, Nijerya'da da iş bulursunuz. Yani biraz bence tercih yaparken bu tür şeylere de bakmak lazım ya. Ama hayatınızı devam ettirebileceğiniz, size gelecek ve kariyer sağlayabilecek. Evet, yani gelecek, kariyer, bir de aslında orada hani kişiliğiniz de orada şekilleniyor, beğenileriniz de orada şekilleniyor. Mutlaka. Nasıl bir iklim var, nasıl hocalarla konuşacaksınız, tanışacaksınız, bunlar da çok önemli tabii. Yani. Sadece mezun olunca iş bulacak mıyım diye değil. Bugün son sözü Sait Hocam'a vereceğim. İster yorum, ister soru, son saniyeler. Ben mi kapatayım programı? Ya birlikte kapatırız. Tamam, ben o zaman son söz şu. Yani şimdi şöyle, bugünlerde oldukça ortam gergin. İnsanların sinir kasları yükselmişler. Çünkü öğrenciler bir taraftan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aileler bir taraftan var. Bugünler geçecek. Şu anda tercihler bir okyanusta büyük bir ada. Arkada okyanus gözükmüyor ama 17'sinden sonra ada küçülecek ve okyanus gözükecek. Burada sağlık önemli. Ancak ailelerden benim özellikle ricam şu: gençliklerinde hayal ettikleri meslekleri gerçekleştiremedilerse, genç çocuklar üzerinde bunu götürürse. Bir de ikincisi, her çocuğun ilgisi, yeteneği ve kapasitesi ayrıdır. 5 parmağın 5'i ayrıysa çocukları onlara göre en iyisidir, ona göre seçim yaptırsınlar. Aynen, çok doğru. Hemen şöyle bir anekdot hatırladım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörü anlatmıştı. Ya bizim çocuğunu diyor ailesi Mozart zannediyor, o kadar yetenekli zannediyor. Kapıyı açtı diyor, özel yeteneği kazanamamış çocuk. İyi de yani bu çok yetenekli Mozart olacak çocuğum diye çocuğu da diyor o kadar böyle bir yükseltmiş ki diyor o şeyini. Kesinlikle ben çok yetenekliyim zannediyor. Yani birazcık böyle bazısı çocuğunu aşağı çekiyor, olmayacak yani yeteneği olmayanı varmış gibi gösteriyor. Kimisi de görmezden geliyor. Dolayısıyla da biraz o gerçeklik zemininden bak, çok koparmaması için çocuğa iş düşüyor. Yani kendini en iyi sen bilirsin genç arkadaşım. Bunu unutma. Her gencin bir yıldızı vardır. Bu parlar. Evet. Onun için o çocuğun yıldızını parlatacak şekilde seçmede yer alır. Çok güzel. Bunun için hiçbir söz söylemiyorum. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim.